Değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, haftalık olan meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, sosyal medya platformları, radyo kanalları vasıtasıyla takip eden tüm vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda hayat mücadelesi veren tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyor, şükranlarımı sunuyorum. Bir tanıma göre dış politika bir ülkenin dış dünyadaki çıkarlarını kollamak ve uluslararası politikada daha güçlü olabilmek, saygın bir konuma gelebilmek için sergilenen tutumlar bütünüdür. 14. olağan büyük kurultayımızda kabul edilen yenilenmiş parti programımızda dış politikamızın temel esasları şu şekilde belirlenmiştir. Bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarı sürekli kılmak, uluslararası işbirliğini, karşılıklı saygı ve dostluğu yaymak ve geliştirmek, çok yönlü ve çok boyutlu bir diplomasi yürütmek suretiyle ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda korumak ve bu doğrultuda şahsiyetli bir dış politika izlemektir. Çevremizde barış, istikrar ve güvenlik odaklı huzur kuşağının oluşması, bütün ülkelerle karşılıklı saygı ve çıkara dayalı uzun vadeli dostane ilişkiler kurulması Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacıdır. Bölgesel veya küresel mahiyetli sorunları uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve kalıcı çözümlere kavuşturmak dış politikamızın özünü teşkil etmektedir. Ancak uluslararası karar alma mekanizmalarının baştan ayağa revize edilmesi, artan reform çağrılarının mutabakata bağlanması, küresel istikrarın tesisi bakımından artık ertelenemez bir mecburiyettir. Birleşmiş Milletler her ne kadar dünya barışını ve güvenliğini sağlamak ve muhafaza etmek maksadıyla kurulmuş olsa da zamanla bu tarihi pozisyonundan hızla uzaklaşmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde Filistin örneğinde görüldüğü üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınmış bir karar 5 daimi üyenin tasarrufu altındaki Güvenlik Konseyi'nde yok sayılmakta ve işlevsiz hale getirilmektedir. Bu durum adalet, demokrasi ve özgürlük ilkeleriyle bağdaşmadığı açıktır. Türkiye'nin aralarında bulunduğu 80 ülke Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Filistin üyeliğinin Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve bu ülkeye bazı ilave haklar tanınmasını öngören bir tasarı sunmuşlardır. 10 Mayıs 2024 tarihinde yapılan oylamada 143 ülkenin kabul, 25 ülkenin çekimser ve 9 ülkenin ret oyuyla Filistin tasarısı genel kurulda onaylanmıştır. Uluslararası toplum ezici çoğunlukla Filistin'in yanında durmuştur. Küresel vicdan Filistin halkının meşru mücadelesine destek verirken İsrail saldırılarına bir nevi tepki göstermiştir. Filistin'in üyelik tasarısının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onaylanması karşısında İsrail temsilcisinin çıldırmış gibi Birleşmiş Milletler şartının bir kopyasını imha etmesi, kararın terör için bir ödül olduğunu ileri sürmesi, Siyonist vandallığa uygun düşen bir saygısızlık ve seviyesizlik olarak
kayıtlara geçmiştir. Netanyahu yönetimi terör arıyorsa, terörist görmek istiyorsa, soykırımcılarını tanımak istediyse bir boy aynasına ilk elden bakmayı mutlaka tercih etmelidir. İsrail'in azgın şımarıklığı, işlediği korkunç cinayetler, insani değerleri hiçe sayması, haddi ve hududu çoktan aşmıştır. Şu haksızlığa, şu hukuksuzluğa bakınız ki, genel kurulda 143 ülkenin evet kararı konseyde adeta temiz edilecek 5 daimi ülkeden birisinin vetosu halinde onca emek ve emel heder olup gidecektir. ABD'nin Filistin üyeliğini bir kez daha veto etmesi muhtemeldir. Uluslararası toplum İsrail saldırılarını durdurmak, kalıcı çözüm ve barışı temin etmek için mutlak surette somut adımlar atmalıdır. 30 Nisan 2024 tarihli grup konuşmamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin nehavi veto sistemini eleştirmiş, bazı düşünce ve tekliflerimi sizlerin huzurunda paylaşmıştım. Birleşmiş Milletler'in demokratikleşmesi acil bir eylem planı çerçevesinde ele alınmalı. Bu zorlu süreçte ortak akıl ve irade öne geçmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa, Rusya ve İngiltere'nin daimi ülke statülerinden kaynaklanan veto yetkileri, genel kurulda desteklenen kritik uluslararası karar ve müdahaleleri sonuçsuz bırakmaktadır. Bu husus, uluslararası toplumun değişen dengelerine bütünüyle mugayirdir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Güvenlik Konseyi'nin işleyişi üzerindeki yetkisinin artırılarak karar alma süreçlerinde daha müessir olması şarttır. Nitekim Genel Kurul'un yeniden yapılandırılması mevcut uluslararası çerçevede hem tercih edilmekte hem de uygulanabilir görülmektedir. Güvenlik Konseyi işleyişinin daha açık ve hesap verebilir olması elzem bir ihtiyaçtır. İkinci Dünya Savaşı sonrası kıyaslandığında günümüzde devletlerin uluslararası arenadaki etkinlikleri ve güç dengeleri kökten değişmiştir. Bu nedenle eşit teslimiyet hakkının sağlanması gecikmeksizin hayata geçirilmelidir. Kaldı ki farklı dengeleri, gelişmişlik seviyelerini ve ittifakları da dikkate alarak daha kapsayıcı bir yapı kurulması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili 2 hafta önceki önerilerimizin yanında daimi üye sayısının çoğaltılması akla en yatkın seçeneklerden birisi olarak önümüze çıkmaktadır. Üye sayısının artışı ve veto yetkisinin sınırlandırılması dünya barışına muazzam bir hizmet olarak anılacaktır. Gazze'de bebekler katledilirken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto silahına sarılıp İsrail'e payanda olanlar bunun hesabını asla veremeyecekler, makul ve mantıklı hiçbir teze sığınamayacaklardır. Soykırımın bahanesi olamaz. 35 bin insanın cinayeti örtbas edilemez. Geçen hafta başında Hamas, Katar, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler garantörlüğünde ateşkes teklifini kabul ettiğini açıklamasına rağmen Netanyahu'nun Refah'taki masumlara saldırması en hafif tabirle alçaklıktır. 221 gündür Gazze'de hüzün vardır. Hüsran vardır. Zulüm hükmü geçerlidir. 221 gündür çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden masum sivil hak yok edilmektedir. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde uyguladığı derin kuşatmayı diğer bölgelere doğru genişletirken
aynı derecede açlık ve sefaleti de yaygınlaştırmaktadır. Refaha yönelik kara operasyonu Gazze'nin dünyaya ile irtibatını koparmış, Kerem Ebu Salim sınır kapısının kapatılmasıyla insani yardımlar engellenmiş, açlık sorunu baş göstermiştir. Türkiye atılgan, ahlaklı, sabırlı ve akıl dolu cesur politikalarıyla Filistinli kardeşlerimizin duacısı ve destekçisidir. Öylesine azimli, dirayetli, insani ve vicdani bir dış politika takip edilmektedir ki İsrail'le yapılan 9.5 milyar dolarlık ticaret bir kalemde silinip atılmıştır. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Haklının safında zulmün ve zulüm piyonlarının karşısındadır. Tarihin sesi kulaklarımızda çınlamaktadır. İnanç, kültür ve gönül coğrafyalarımızın feryatları milli yüreklerde dalgalanmaktadır. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinesinin sonuna kadar yanında olduğumuzu, ne karar alınırsa alınsın arkasında duracağımızı herkesin bilmesinde sayısız yarar olacaktır. Vaat edilmiş toprakların nihai hedefi Anadolu coğrafyasıdır. Bugün Gazze'de boyun eğersek, bugün Kudüs'te susarsak, gelecekte son yurdumuzda çok çetin olaylar yaşanabilecektir. Gazze'yi savunmak demek, mesela Gaziantep'i savunmak demektir. Gazze'yi konuşmak demek, mesela Şanlıurfa'yı konuşmak demektir. Hiç kimse boşa sallayıp dolu tutmanın çabasını heves etmesin. Hiç kimse Gazze'yi günlük politika malzemesi haline getirip buradan bir cephe açarak Türkiye'yi suçlamaya, siyasi ikbal ve ikmal gayesine meyletmesin. Biz böylesi çarpık ve çürük zihniyetlerin ön planda Gazze'de çığlığı atarken arka planda Siyonizmin değirmenine nasıl su taşıdıklarını gayet iyi biliyor ve maskelerinin altındaki nursuz suratlarını da yakından tanıyoruz. Diyorum ki İsrail ile Filistin arasında bir an evvel ateşkes rejimi tezahür etmeli, kalıcı barış için taraflar harekete geçmelidir. İki devletli çözümden başka herhangi bir alternatiflikten bahsedilemeyecektir. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde egemen siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamış bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından ve tanınmasından başka bir seçenek yoktur. Aksi halde Orta Doğu ve dünyanın bir kıvılcımla yanması mukadderdir. Değerli arkadaşlar, Türk ve Türkiye yüzyılı hedefleri elbette hepimizin sahip çıkıp gerçeğe dönüştürmek için çalışacağımız milli bir vizyon hamlesidir. Eğitimden kültüre, sanattan spora, ulaştırmadan sağlığa, sanayiden teknolojiye, adaletten asayişe, savunmadan bilime, ekonomiden ticarete, turizmden altyapı yatırımlarına, kısacası hayatın ve ülkenin her alanında yeni yüzyılın ruhuna müzahir atılımlarla dünyada muhkem bir mevki kazanacağımıza inanıyorum. Çağın gereklerine milli ve yerel tedbirlerle ayak uyduramayacağımızı, kökümüzden ve milli kimliğimizden kopmadan 4. ve 5. endüstri devrimlerini pas geçemeyeceğimizi düşünüyorum. Önceki yüzyılı kaybetmiş olsak da yeni yüzyılı Allah'ın izniyle kaybetmeyeceğiz ve tarihin gerisinde kalmayacağız. Bunu sağlayabilmek için milli eğitim emin olunuz en büyük kozumuz ve güvencemizdir. Değerler anarşisine sahne olan dünyada
maddiyat düzeyinin yükselişi aynı oranda maneviyatla yansımamaktadır. Doğal olarak maddiyat birikimiyle maneviyat boşluğu arasındaki uçurum ahlak krizlerini tetiklemektedir. Huzursuz, umutsuz, ufuksuz ve memnuniyetsiz kitleler psikolojik rahatsızlıkların ve sapkın eğilimlerin pençesindedir. İsveç'in Malmö kentinde 25 ülkenin katıldığı ve 68.'si yapılan 2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını fazla söze gerek bırakmadan belgelemiştir. Bu arada İsrailli şarkıcıya itirazlar yoğun olsa da sonuç alınamamıştır. Sanattan daha çok siyasi içerikli bahse konu yarışmanın ahlaki çöküş propagandasına dönüşmesi, erkekle kadın arasında kalmış üçüncü bir türün tedavüle çıkması kokuşmuşluğun boyutlarını göstermesi bakımından ibret levhası olmuştur. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Batı'nın çürüyen toplum ve kültürel yapısı adeta sahne almıştır. Birinci olan İsviçreli erkek sanatçının tüylü ceket, bol makyajlı ve pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici bir yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değildir. Eğer bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle bir çağdaşlık anlayışı. Eğer bunun adına modernlik deniyorsa üstüne basa basa biz de söylüyoruz ki olmaz olsun böylesi bir modernlik anlatım dalgısı. Biz çağdaşlığı ve modernliği kültürel erimenin ve ruhsal bunalımın çorak sahasında değil, kendi özümüzde, kendi değer yargılarımızda arayıp bulacağımızı, yeni yüzyılda da bunu cümle aleme ispat edeceğimizi kararlılıkla belirtmek istiyorum. Ahlaki ölçülerimize bağlanarak, kendimiz kalarak, medeniyet değerlerimizi müdafaa ederek, aile yapımızı koruyarak, hülasa hem Türk hem de Müslüman olarak bu yüzyılın tertemiz sayfalarına ilahi kelimatullahı yazacağız, Kızıl Elma Destanı'nı kahramanca haykıracağız. Yeter ki milletimize güvenelim. Yeter ki milli birlik ve beraberliğimize leke düşürmeyelim. Milli Eğitim Bakanlığı marifetince hazırlanan Türkiye Yüzyılı Marif modelini yeni yüzyılın milli eğitim çatısı olarak değerlendiriyor, samimiyetle destekliyoruz. Metnetsiz eleştirilerin iyi niyetten yoksun olduğu kanaatindeyiz. Modelde bir ayağı geçmişte duran eğitimin diğer ayağının insanlık geleceğine ufuklar açan kapı olarak vurgulanmasının neresi yanlıştır? Milli ve manevi değerler manzumesiyle maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen yolculukta temelin değişmeyen milletimiz olduğuna dönük tespitin sakıncalı bir yanı var mıdır? Öğrenci profili beceriler çerçevesi, erdem değer eylem modeli, sistem okuryazarlığı, alana ait bilge kümeleri bileşenlerinden oluşan bütüncül bir modelin hazırlanmasında neden rahatsızlık duyulmaktadır? Beden ve ruh üzerine kurulan bir modele canlı ceset gibi ortalıkta dolaşanlar dışında itiraz edenlerin tutarlı dalı veya haklı eleştirileri söz konusu mudur? Sağlıklı, iradeli, sorgulayıcı, üretken, bilge, cesaretli, merhametli, vatansever, ahlaklı ve estetik değerlerle bütünleşmiş nesillerin varlığından ürkenlerin ve karalamak için kuyruğa girenlerin asıl amacı nedir? Marif kelimesine takılmış olan zevatın
Ne dediğinin bir anlamı yoktur. Niyet halistir, hedef parlaktır. Milli eğitimin milli geleceğimizi inşa etmesi başlıca temennimdir. Milli Eğitim Bakanımızı ve söz konusu modelin hazırlığında emeği geçen herkesi kutluyor, başarılar diliyorum. Ümit ederim ki yeni yüzyılda atanamayan tek bir öğretmen kalmasın. Bu dram artık sonlansın. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek öğretmenlik meslek kanununda yapılacak değişiklik teklifini de yürekten destekleyeceğiz. Son örneği Eyüp Sultan'da yaşanan bir okul müdürümüzün katledildiği elim hadiseyle ve öğretmenlerimize yönelik her neviden şiddeti lanetliyor, faillere tutuksuz yargılama yerine doğrudan tutuklama tedbirlerinin uygulanacak olmasını da son derece adil, isabetli ve yerinde görüyoruz. Değerli milletvekilleri, küresel iklim değişiklikleri sebebiyle dünyanın pek çok bölgesindeki yerleşim yerleri ve tarım arazileri aşırı yağış ve su taşkınlıklarından zarar görmüştür. Afganistan'ın Bağlam vilayeti başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Nijerya'da yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, yüz binlerce insan felaketlerden etkilenmiştir. Ülkemizde de sel ve su taşkınları zaman zaman görülmekte, vatandaşlarımız can ve mal kaybına uğramaktadır. Rahmetin yeryüzüne inmesi elbette bereket ve bolluk alametidir. Fakat yağışların sürekli ve yoğun olması, özellikle havaların ısınmasıyla dolu yağışının da gözlemlenmesi, başta tarım alanında olmak üzere ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'dür. Ortalama 50 günlük hasat mevsimiyle 315 gün boyunca Türkiye'yi doyuran feragat sahibi, fedakarlık numunesi ve çalışkanlık abidesi çiftçilerimizin derdi, derdimiz, sevinci sevincimizdir. Çiftçi demek helal kazanç, alın teri ve emek demektir. Çiftçi demek üreten ve hayatın zorluklarına direnen adanmış yürekler demektir. Sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar ekmeğinin peşinde olan çiftçi kardeşlerimizin yüzünün gülmesi, ceplerine para girmesi, muhannete muhtaç düşmemeleri hedefimizdir. Toprağında çift süren, umutla biçer döverinin tarlasına gelmesini bekleyen, sabırla çaresizliklere direnen çiftçilerimize ne versek ne yapsak yetersizdir. Tarımsal üretimdeki girdi fiyatlarının yüksekliğine bağlı sorunların gün geçtikçe büyümesi köylülerimizin, çiftçilerimizin başlıca şikayetidir. Bir litre mazotun satış fiyatının yaklaşık %38'inin vergilerden oluştuğunu göz önüne alındığında tarımsal üretimin sürdürülmesinin ve sorunun köklü çözümünün tarımda kullanılan mazottaki OTV ve KDV'nin kaldırılmasına bağlı olduğu da görülecektir. Bizi doyuran çiftçilerimizin doyması için OTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Tarımsal üretimin bir diğer önemli girdisi de kimyasal gübredir. Gübre ham maddesinin %90'dan fazlası ithal edilmektedir. Kimyasal gübre fiyatındaki artışın temel nedenleri arasındaki döviz kurundaki oynaklıklar ve dünya piyasalarına tesir eden gerilimler yer almaktadır. Dün açıklanan kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle eş zamanlı olarak Türkiye ekonomisinde düzelme yaşandıkça, enflasyon canavarının boğazı sıkıldıkça ve döviz piyasalarında hedeflenen istikrar sağlandıkça bundan çiftçilerimiz de kazançlı çıkacak, onlar da rahata ve feraha ulaşacaktır. 2004 yılı 24 yılı bütçesinde tarım kesimine verilecek destek
44.4 arttırılmış ve 91.5 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu önemli bir gelişmedir. Buna rağmen çiftçilerimize verilen gübre ve mazot desteğinin bütçe imkanları dahilinde yükseltilmesi dileğimizdir. Çünkü tarım sektörü stratejik bir sektördür. Salgın döneminde bu gerçek çok daha iyi anlaşılmıştır. Şunu herkes bilmelidir ki, çiftçilerimizi aracıya, vurguncuya, tefeciye, komisyoncuya asla ezdirmeyeceğiz. Üretimle parakende satış arasındaki farklılıkları en aza çekmek için elimizden geleni yapacağız. Terk edilen köylerin, çobansız bırakılan sürülerin, dökülen gözyaşlarının, tükenen umutların ve haciz kıskacında olanların umudu Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır. Her şart altında çiftçi kardeşlerimizin arkasında olacağımızı ve onlara elimizi uzatacağımızı ifade ediyor. Ülkemizin her yöresinde binbir emekli hayat mücadelesi veren çiftçilerimizin Çiftçiler Günü'nü kutluyor. En derin sevgi ve selamlarımı gönderiyor. Muhterem arkadaşlarım, her birinizin belki birkaç münferit hadise dışında bu sabah meclise emniyet ve esenlik içinde intikal ettiği düşüncesindeyim. Çok şükür evinizden dışarı adımınızı attığınız andan itibaren yolunuzu kapatan olmadı. Hürriyetinize kent vuran olmadı. Kısa ve uzun mesafeli seyahatlerinizi engelleyen çıkmadı. Kaldı ki hür ve bağımsız bir ülkede aksini düşünmenin söz konusu dahi edilmeyeceğini hepiniz takdir edersiniz. Şimdi mütareke yılları İstanbul'una gidip merhum ve muhterem bir mebusun yaşadığı travmalara yine kendi kaleminden dökülen müessir anıları vasıtasıyla kulak verelim ve nereden nereye geldiğimizi, hangi badirelerden geçtiğimizi vicdan terazimizde hep birlikte tartalım. 1920 yılı Mart'ının 16. günü. Çamlıca'daki evimden meclise gitmek için çıktım. Sokakta yabancı askerler vardı. Kapının karşısındaki arsaya 20 belki de 30 kadar makineli tüfek konmuştu. Bunları getiren katırlar da bir yanda duruyorlardı. Kısıklı'ya doğru gitmek istedim. Önüme biri çıktı. Türkçe yasak, gidemezsiniz dedi. Bu genç adamın şivesinden Ermeni olduğunu anladım. Yolumdan geri döndüm. Küçük Çamlıca tarafına gitmek istedim. Biraz ileride yokuşun başında karşıma yine biri çıktı. Bu defa Rum şivesiyle ve Türkçe olarak yasaktır dedi. Mebusum, vazifemin başına gitmeye mecburum dedim. Adam yasaktır, gidemezsiniz dedi. Eve geri döndüm. Bahçeden bahçeye, duvarlardan atlayarak, bazen arka sokaklardan giderek yaya olarak Üsküdar'a indim. Her taraf tenhaydı. Şemsi Paşa'ya kadar gittim. Limandaki yabancı harp gemilerini seyrettim. Toplarını İstanbul'un üstüne çevirmişlerdi. Zavallı İstanbul'un hüznü içime çöktü. Yüreğim yanmaya başladı. Bu acı içinde ruhumun derinliklerinden sesler duyuyordum. Bu yazdıklarımı okuyan Türk çocukları, inanın bizi yıkan devletlerin bu korkunç silahlarının karşısında duyduklarım korku duyguları değildi. Bu silahların sahiplerinin ve onların elinde alet olan bizim fena idarenin şerrinden Türklüğü kurtarmaya çalışmak için kanı bana yemin ettiriyordu. Bu sesler onlardı. Şemsi Paşa'nın yıkık duvarlarının arkasında güzel İstanbul'un üç parçasına bakarak Allah'ıma ve Türk kanına söz verdim. Yüreğim yanıyordu fakat ruhum sakinleşmişti. Üsküdar iskelesine geri geldim.
Vapur işlemiyordu. Meclise gitmeye mecbur olduğumu söyleyerek beni karşıya geçirecek bir çare bulmalarını iskele memurlarından rica ettim. Bayrak çektiler. Bir motor geldi. İçinde genç bir subay vardı. Beni aldı, Ortaköy'e çıkardı. Oradan Fındıklı'da meclisi mebusana gittim. Meclise gelmiş olan arkadaşlarım hepsi büyük bir keder içindeydi. Bu ibret verici ve hazin gerçekler son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Kastamonu mebusu olarak görev alan devlet ve siyaset insanı merhum Yusuf Kemal Tengirşek'in Vatan Hizmetinde isimli hatıratında ayrıntısıyla yer almıştır. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edilmişti. Devrim imparatorluğun çöküş gürültüsü sadece bölgemizi ve hakimiyet dua havzalarımızı sallamakla kalmamış, esasen dünyanın tamamını her cihetten sarsmıştı. Onuruna ve istiklaline düşkün bir millet canlı canlı mezara konmak isteniyordu. Mondros mütarekesinden İstanbul'un işgaline kadar geçen sürede varoluşla yok oluş arasında vahim olayların aynen bir film şeridi gibi tarih sahnesinden geçiş yaptığını özellikle ifade etmek lazımdır. Bunlardan birisi de Osmanlı hükümeti adına damat Ferit, İngiliz hükümeti adına da Churchill arasında 12 Eylül 1919 tarihinde imzalanan bağımsızlığın ve egemenliğin terki demek olan rezil anlaşmadır. Bu kapsamda İngiliz mandası ve boğazlarda İngiliz denetimi kabul edilecekti. Bağımsız Kürdistan'ın kurulmasına karşı çıkılmayacak, milli direnişi bastırmak için de İngiltere'nin bir zabıta kuvveti oluşturması sağlanacaktı. Gemi her yerinden su alıyor ve batması da an meselesi görülüyordu. Manda ve himaye telkin ve tekliflerine Atatürk nutukta bakınız nasıl bir yorum getirmişti. Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak, istiklalden yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez yabancı bir devletin korumasını kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Bu sözler Türk milletinin haysiyetinin, gururunun ve kabiliyetinin tercümesidir. Esir yaşamayı reddeden bir iradenin parolası da belliydi. O da ya istiklal ya ölümdür. Bundan dolayıdır ki Türk'ün istiklaline saldıranlar kim ya da kimler olursa olsun onlara milletçe karşı koymak ve onlarla çarpışmak gerekmişti. Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtiyar mıdır? Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar, maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayarak boyun eğersek, boyumuz devrilsin, göz yumarsak, gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun.
Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir, emniyet ve yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş? Hepsini göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Meclis gündemine gelecek olan 9. yargı paketinde casusluk suçu ile ilgili yeni düzenlemeden rahatsız olanlar çok iyi araştırılıp incelenmelidir. Yurt içinden ve yurt dışından hain FETÖ'cülerin onlara sözcülük yapan satılmış, devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır. Aziz Atatürk diyordu ki, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin gelecekteki çocukları bunu bir an akıllarından çıkarmamalıdır. Biz de aklımızdan çıkarmıyoruz, çıkarmayacağız. Mevzubahis vatan, millet, devlet ve istiklal olunca gözümüzü daldan budaktan asla sakınmayacağız. Tarih gazetesi başyazarı merhum Muhittin Bilgen, İttihat ve Terakki'de 10 sene isimli hatıratında sonraki nesillerin okuması ve adeta ders alması için şunları nakletmişti. Benim merkezi ümmiyeye geldiğim gün İzzet Paşa'ya kabinesinin 3. veya 4. günüydü. Bütün İttihat ve Terakki erkanı merkezdeydi. Talat Paşa içeride küçük bir odada bazı arkadaşlarla konuşuyordu. Hülasa İttihat ve Terakki'nin son devrinde hep iş başında bulunmuş kim varsa hepsi oradaydı. Herkeste derin bir vicdan murakabesi vardı. Herkes şu 4 senenin faciasını kendi vicdanında hesaba çekmekle meşguldü. İşte bu murakabeyi en derin manasıyla yapan Ziya Gökalp'ti. Ziya Bey diyorum, siz ne diyorsunuz? O derin bir uykudan uyanır gibi gözlerini kaldırıyor, bana bakıyor, sonra bir başkası için hiçbir şey ifade etmeyen fakat kendince bütün tarihi ifade eden bir söz olmak üzere ağzından şu söz dökülüyordu. Her şey diyor, milletin şuuruna bağlıdır. Eğer millette şuur teşekkül etseydi her şey düzelir. Etmemişse bekleyeceğiz. Onun o dakikada en büyük derdi siyaset, İttihat ve Terakki iddiatçıları bekleyen mukadderat değildi. Bir hafta evveline gelinceye kadar etrafında pervane gibi dolaşıp da birkaç günden beri ayaklarını birer birer merkezi umumiyeden kesmiş olan müritlerini düşünüyordu. Benim en ziyade canımı sıkan şey diyor şudur. 2 günden beri kapımızın ipini çeken kalmadı. Fakat diyor millet elbette vefalıdır. Uzun sözün kısası merhum ve düşünce kuvvemiz Ziya Gökalp'in de isabetle temas ettiği gibi teşekkül etmiş millet şuuru sayesinde Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmıştır. Çünkü milli şuurun ışıkları bazen solsa da hiç sönmemiştir. Merhum hocamız Profesör Doktor İbrahim Kafesoğlu'na göre millet tarihi bir oluştur ve onun teşekkülünde en büyük rolü milli şuur ve hakimiyet şuuru, milliyet şuuru oynamaktadır. Bu şuur milleti meydana getiren fertler arasındaki İstiklal duygusundan kaynaklanmakta ve istiklal duygusunun temeli de Türk kültürünün içerisinde yatmaktadır. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun stratejisi milli tarih ve kültür hazinesinden mülhem bir Türk mucizesidir.
Hiç kuşkunuz olmasın ki milli birliğin temeli milli şuurdur. Mustafa Kemal Paşa'nın Türk milletine dayanarak başlattığı Kurtuluş Savaşı asırlar boyunca damıtılan Türklük şuurundan ilham, irade, itibar ve güç almıştır. Bugün için ulaşılan sonuç Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği gibi asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığı eseri ve bu aziz vatanın her köşesine sulayan kanların bedelidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi gelinen bu sonucu Türk gençliğine emanet etmiş ve bu emaneti gençliğin ilelebet taşıyabilmesi için muhtaç olduğu kudreti damarlarında asıl dolaşan kanda bulmuştur. Büyük Türk milletinin ve Türk gençliğinin bu hafta sonu karşılayacağımız 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını şimdiden kutluyorum. 105 yıl evvel Samsun'a çıkarak Türk tarihinin akışını değiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımıza ve muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor. Aziz hatıralarını hürmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyor. Başarılar dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun efendim. Sayın Genel Başkanım, konuşmalarınızdan dolayı zatıallerinize teşekkür ediyoruz. Herhangi bir talimatınız yok ise müsaadelerinizle grup toplantımızı kapatıyorum efendim. Arz ederim.